Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi 4. bölümün 13 numaralı köşe taşını çözeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda 13 ile başlayacağız. Artık nereye kadar gidersek muhtemelen 4 köşe taşını bu videomuzda hallederiz diye düşünüyorum. Hemen şöyle odaklanmasını da ayarladık. Bize diyor ki ADX kaçtır diye sormuş. Bir kere önce 5, 12, 13 üçgenimizdir bu. Buraya bir 13 yazalım. Şimdi benim ah bacı dediğim, ismini böyle isimlendirdiğim bir formülümüz var dostlar. Öklit amcamızın bir formülüdür bu daha doğrusu. Ah bacı şu. Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı dik kenarların çarpımına eşittir diyor dostlar. Bakın yukarıda da hocalarımız da yazmış zaten bu formülü. Bunu uygulayalım. O zaman hipotenüsle yükseklik yani 13 çarpı x eşittir dik kenarların çarpımına 5 çarpı 12'ye yani 60'a. 13'e bölünür iki tarafı. X eşittir 60 bölü 13 çıkar diyelim. Evet, ikinci sorumuz. Bakın hemen 2 kök 5, 4 kök 5. Biri diğerinin iki katı mı? Evet. Pisagor'la uğraşmayacağım. Neydi kural? Küçük olanın yani 2 kök 5'in kök 5 katı olacaktı. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. 2 ile de çarparsam 10. Demek ki şurası 10'muş arkadaşlar. Bakın BC'yi bulduk. 10. Şimdi gelin AH'ı bulalım. Bunu da ah bacı formülünden bulalım. Hipotenüsle yüksekliği çarpalım. 10 ile H'ı eşittir dik kenarların çarpımına. Yani 2 kök 5 ile 4 kök 5'in çarpımına. 2 kök 5 ile 4 kök 5'in çarpımı. Şimdi kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5'tir. Bir de bunu 2 ile çarparsam 10 olur. Şuradaki 10 ile sadeleşir. Demek ki haşa bir tek 4 kaldı. Burası da 4'müş. AH. 10 eksi 4'ü soruyor. Cevabım 6'dır. Edirne'den geldi. Evet, 3 numaralı köşe sorudayız dostlar. BC'yi 24 bölü x, AD'yi de 2x vermiş. Bizden AB çarpı AC'yi istiyor. Sen şunu biliyorsun artık. Bu AB ile AC'nin çarpımı neye eşitti? Hipotenüs ile yani 24 bölü x ile yüksekliğin çarpımı bizim AB ile AC'nin çarpımına eşit olacak demiştik. X'ler sadeleşir burada. 2 ile 24'ün çarpımından da 48 gelir aradığım cevap. Evet, 4 numaradayım dostum. Diyor ki AB'nin karesiyle AC'nin karesinin toplamı 80. AH'da kök 5 olduğuna göre AB ile AC'nin toplamı kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Peki şimdi şuna x diyelim, biz öyle AB AC demeyelim de x kare artı y kare eşit değil miydi BC'nin karesine dostum? Yani o zaman bunların kareleri toplamı BC'nin karesine eşit. Demek ki BC'nin karesi 80. O halde kök 80'dir BC. O da 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 yapar. Demek ki şuranın uzunluğu 4 kök 5. Şimdi 4 kök 5'i bulduk. Bizden ne istiyor? Şu AB ile AC'nin ayrı ayrı toplamlarını istiyor dostum. Hadi gelin bir de ne yapalım? Buradan Öklit bağıntısı yapalım biz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Ah bacı yapalım. X çarpı Y'yi bulalım. Belki işimize yarar. X çarpı Y eşittir. 4 kök 5 ile kök 5'in çarpımıdır o da. Kök 5 ile kök 5'ten 5. Bir de 4 ile çarptım. 20 geliyor. Şu ikisinin çarpımı 20. Bize de toplamlarını soruyor dostlarım. Hadi şöyle yapalım. X artı y'nin karesini bir açsak. Ne geliyordu? Birincinin karesi, ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı yani x çarpı y'nin iki katı. O zaman 40 yazalım buraya. Biz x kare ile y karenin toplamını da buradan bulduk. 80. Burası da 80. 40 ile toplarsam x artı y'nin karesi ne yaptı? 120. İşte karesi 120 ise kendisi ne olur? Kök 120 olur. 120 de 4 çarpı 30'dur. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 30 gelir sorumuzun cevabı. Evet, 13 numarayı hallettik. Geldik 14 numaraya. Şöyle bir odaklayalım. Tamam. Diyor ki b kare eşittir 5 haşa. Tamam. P eşittir 2 haşa. Ona da eyvallah. C kaçtır diye soruyor. Şimdi gelin öklitleri sıralayalım direkt. Mesela şurada h kare p çarpı k'ye eşittir. Bunu bir yazalım. H kare
P çarpı K idi. Peki P yerine 2H yazın diyor. Tamam yazalım. H kare eşittir 2H çarpı K. 1H buradan 1H buradan giderse H eşittir 2K geldi. Tamam. H yerine biz o zaman artık 2K yazalım. Peki 2K ise burası. K 2K gördünüz. Peki K 2K ise dostum küçük olanın kök 5 katı mıydı? Yani B dediğim şey K kök 5'e eşit o halde. Demek ki B kare dediğim şey ne oluyor bu durumda? B kare bunun karesi 5K kare yapıyor değil mi? 5K kare. Hatta buradan 5'leri de silelim. H eşittir K kare çıktı dostlarım. Onu da yazalım. H eşittir K kare. Hatta H neye eşitti? 2K'ya eşitti. Bunu da yazalım. Birer tane K sildim buradan. Demek ki K 2'ymiş. Bunu bulduk. Burası 2. O halde burası 4. O halde burası 2 kök 5. Bunların hepsini şimdi bulduk arkadaşlar. Peki H neydi? 2K. H 4'e eşit çıktı. H 4 ise P neye eşit çıktı? 8'e. 2K'yı 2H'e eşitti ya. H 4 ise P'de 8 çıktı. Bunu da yazdık. Bakın buradaki dik üçgende, şu dik üçgende 4 var, 8 var. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs neydi? Küçük olanı yani 4'ün kök 5 katı. Demek ki doğru cevap 4 kök 5. Evet geldik ikinci soruya. Bakalım ne diyor? A, B, C ve bilmem ne dik üçgen. B, E eşittir E, C. Tamam. Şurasıyla şurası eşit. X var, Y var. X bölü Y oranı nedir diyor. Şimdi şuraya A diyelim. Şuraya B. O zaman burası A artı B. Hadi gelin küçük dik üçgende bir Öklit bağıntısı çakalım biz dostlar. Şurada bakın şu küçük dik üçgende. X kare eşittir A çarpı A artı B. Bunun hipotenüsü A artı B olduğu için A çarpı A artı B oldu. Peki hemen altına Y'nin öklitini yazalım. Y kare eşittir. Yine yakın parçamız A çarpı bu sefer hipotenüsün tamamı 2A artı 2B. Yani A artı B'nin aslında 2 katıymış. E şimdi bize de diyor ki X bölü Y. Hadi bunları gelin birbirine oranlayalım. A'lar gitti mi dostlar? A artı B'ler gitti mi? Bakın X kare bölü Y kare 1 bölü 2 kaldı. X bölü Y ne olur bu durumda? 1 bölü kök 2 olur. Her iki tarafın çünkü kare kökünü aldım ki karelerden kurtulalım. X bölü Y kalsın. 1 bölü kök 2 demek de eşlenik çarpımı yapıyorum. Yani kök 2 ile genişletiyorum. Kök 2 bölü 2 demektir. Cevabım Edirne'den geldi dostum. Evet 3 numaradayım arkadaşım. Bakalım ne diyor. Evet. P kare eksi K kareyi 16 vermiş bize. Tamam. Yukarıda verilenlere göre ADH çarpı DC. H çarpı K'yı istiyor bizden. H çarpı K nedir? Bir de şunu vermiş. AB AD ile DC'nin toplamına eşitmiş. Yani şurası H artı K'ya da eşitmiş dostum. Hemen şunu da yazalım öklitimizi. H kare eşittir. H kare P çarpı K'dır. Bunu bir yazalım. Şurada bize P kare eksi K kareyi vermiş arkadaşlar. Bunu da kullanalım isterseniz. Hatta bunu nasıl yazalım? P kare yerine 16 artı K kare yazabiliriz mesela. Bir işe yarar mı bilmiyorum. Şurada yandan öklit yapalım. H artı K'nın karesi yani H kare artı K kare artı 2H K. Bunun karesi demektir. Eşittir P çarpı P artı K'ya. Bunu da yazdık. P çarpı P artı K dedik. Ve şöyle düşünüyorum. H kare yerine de P çarpı K yazalım. H kare yerine P çarpı K artı K kare artı 2H K eşittir. Şurada K parantezini alsak P artı K geliyor. Bu tarafa atsak bir şeyler olur mu diye düşünüyorum. Neden olmasın? Oluyormuş gibi gözüküyor. Tamam. Şurayı da yazmayalım. Şimdi şurayı K parantezine aldığımda burası okunuyor mu bu arada? Evet okunuyor. K parantezine aldığımda P artı K kalıyor burada. Burada da 2HK eşittir. Burada da P parantezinde P artı K. Şimdi şu K parantezinde P artı K'yı bu tarafa eksi olarak attım.
P artı K diye. Yani burada şu anda 2HK kaldı. Bakın şurayı da P artı K parantezine alırsak biz. P artı K. Ne kalıyor elimizde? Şuraya yazıyorum. 2HK eşittir. P artı K parantezinde. P artı K parantezinde. P eksi K kalıyor. P artı K ile P eksi K eşlenik çarpımıdır. Yani 2 kare farkıdır. P kare eksi K kare demektir. Yani şu demektir. O zaman burası 16 yapar. 2HK 16 ise HK bu durumda 8 çıkar diyebiliriz. Arkadaşlar inanın bana böyle bir çözüm olduğunu bilmiyordum ben. Sadece gördüklerimi yazdım. Matematiksel işlemler yaptım ve bir anda çıktı. Ya inanın ben bu soruyu şu anda ilk defa çözüyorum kardeşim. Hani şunu demeye çalışıyorum. Sizde de böyle olacak. Acaba ne yaparsam soru çözülür diye düşünmeyin. Başlayın bir şekilde geliyor. Bakın 4 numarada buna benzer bir şey. Hatta ben korkuyorum şu anda. Acaba çıkmayacak mı diye düşünüyorum ama bak bildiklerimi yazıyorum. Mesela diyorum ki h kare m çarpı n'ye eşit. Yazalım onu. H kare eşittir m çarpı n. Başka b kare eşittir. Şuraya yazayım. B kare eşittir n çarpı tamamı. N çarpı m artı n. Hatta c kare eşittir m çarpı m artı n. Gelin bunları alt alta çıkartalım mı dostlar? Şöyle çıkartalım. Ne geliyor bakın? B kare eksi c kare. Yani ne vermiş onu? 40. Eşittir. Şurayı da m artı n parantezine yazıp da çıkartalım. N eksi m geliyor buradan da. N eksi m'yi bize ne vermiş dostum? 4. O zaman m artı n 10 olmak zorundadır. Çünkü çarpımları 40 olacakmış. Tamam. BC'yi soruyor bize. Aha da gelmiş bile lan. M artı N'i soruyor. Cevap 10. Geldi bile dostum. Evet. 14 numarayı da gömmüşüz. Hadi gelelim 15 numara ve 16 numarayı çözelim şimdi. Evet. 15 numaralı köşe taşımın birinci sorusundayım dostum. Şöyle odaklanmasını ayarlayacağım ilk önce. Tamamdır. Şimdi AD'nin alabileceği en küçük değer nedir diye bir soru sormuş. AD neymiş burada? AD, D, B ile C'nin arasında bir değermiş dostlar. D noktası ama B de olamaz diyor, C de olamaz diyor. B olursa 6 olur zaten. C olursa 8 olur zaten. 6 ile 8 arasında bir değer alır. AD'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bu 6, 8, 10 üçgeni dostum. Sen bu AD'yi tam bu kenarın ortasına getirsen, yani D, D noktasını tam şu ortaya getirseydin ne olacaktı? 5, 5, 5 olacaktı ki işte en küçük değeri de 5 olmak zorundadır diyecektik dostum. Evet geldik şuna. Bu ne diyor? D elemanıdır BC'nin, AD'nin alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır diye bir soru sormuş bize. Hemen bakalım. Ama burada bakın D'ye dikkat edin. BC'nin yine içinde ama B de dahil, C de dahil. Yani az önceki parantezde bakın dışa dönüktü. B ile C dahil değil. Ama bu sefer B ile C dahil. Yani D en az 10 olabilir. Yani şu BC diyelim. En az 10 olabilir. En fazla da 24 olabilir diyeceksiniz. Şu aralıktaki değerlerin alabilmesini, şey AD'yi bileceksiniz. Çünkü deniz noktası burada, 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 burada. Tam C'nin üstünde olursa 24 olur. 24'e eşit olabilir. AD diyelim. Tam böyle Bursa'nın üstünde olsa da 10'a eşit olabilir. İşte bu aralıkta kaç tane tam sayı değeri vardır? Bunu nasıl öğretmiştim matematik konu anlatımında? Eşittir varsa büyükten küçüğü çıkar 14 artı 1 ekle. 15 tane değeri vardır. Ama eşittir olmasaydı büyükten küçüğü çıkartıyordum. Bu sefer bir de 1 çıkartacaktım dostum. Evet 3 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? AD'nin alabileceği en büyük ve en küçük değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı nedir? Şimdi D neredeymiş? Arada bir yerde ama B ile C'nin dahil değil. Şimdi BC'yi de 30 vermiş bize. Bakın bu özel bir dik üçgen. 3, 4, 5 üçgeninin 6 katı. 3'ün 6 katı, 5'in 6 katı. Demek ki burası 4'ün 6 katı. 24 olur. Şimdi o zaman D noktası B'nin tam üstüne gelmez ama B'ye çok yakın bir yer olur. Yani 18 olamaz ama 18'den büyük bir şey olabilir. 24 olamaz ama 24'ten küçük bir değer olabilir.
Neyi soruyordu bize? Alabileceği en büyük tam sayı değeri 23 olur. En küçük tam sayı değeri de 19 olur. Bize de bunların toplamını mı soruyordu? Tam sayı değerinin toplamı. Toplayalım, 23 olur. Neyin ama? AD'nin. Tamam, doğru yaptık biz. Ha, en az kaç olacak? En az ne dedik? 30. Şuradan muhteşem üçlü yaparım. Bakın 15 olur değil mi? En az 15 olacak dostlarım. Bunu kaçırmayın. İlk sorudakinin aynısı bu. En az 15 olabilir burada. En küçük değeri. Tam kenar ortay olursa en küçük değerini alır. Birinci sorunun tıpatıp aynısı oldu. En az 15'tir. En fazla da 23 değerini alır. Yani 15'ten büyük olacak. 18'den değil, 15'ten büyük olacak. Ne diyorum o zaman? 15 ile 23'ün toplamı 38 olur. Tamam, zaten cevap anahtarı da 38 diyormuş. Evet, 4 numaradayız dostum. ABC dik üçgen, D elemanıdır BC. AD'nin alabileceği en küçük değer 9.6'ymış. Olduğuna göre AD'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi 9.6 ise en küçük değeri, tam bunu ne zaman alıyordu? Kenarı 2'ye böldüğünde. O zaman şurası da 9.6, burası da 9.6 olacak. En küçük değer 9.6 demiş. Tamam, doğru. Ne yaptı burası? 18, 19.2 yaptı dostum. Yani 192 bölü 10 yaptı burası. 12 dediğimizde 120 bölü 10 demektir dostlar. Şimdi bu nasıl bir üçgen? Bunu öğrenmeye çalışıyorum. İkinci dik kenarı bulacağım bir yerden de. Şu 192'yi neye bölelim? 2'ye bölsek 98, 9, 96 mı yapıyor? 99 ne yapıyor ya? 192 bölemedik. Bir bölelim 2'ye. 9 kere 2, 18, elde var 1, 12, 96 yapıyormuş. 96'yı da bir daha 2'ye bölelim. 48 yapıyor. 4'e bölersem bu 48 yapıyor. 4'e bölersem bu 30 yapıyormuş. Tamam. Şimdi özel dik üçgeni bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. 3'e bölersem burası 16 yapıyor. 3'e bölersem 10 yapıyor. 10, 16. Böyle bir özel üçgenimiz yok bizim ama. Ne yaptık? Bir 4'e böldük 30. 4'e böldük 48 çıktı. 3'e böldük 10. 3'e böldük 16 çıktı. Allah Allah, nerede bir hata yaptık? AD'nin en büyük tam sayı değeri. Yani şu benim AC'yi bulmam lazım. AC'yi soruyor bize. Evet, 12, 16, 20 olması lazım ya. En küçük değer 9.6. AD'nin alabileceği en küçük değer 9.6'dan biz hani en küçük değeri 9.6 ise bunun, bu diklik olduğu takdirde olması lazım 9.6'nın. O zaman şöyle diyeceğim ben, 9.6, 12, bu durumda yapsak yine olmuyor. 9.6 dedik, bu durumda şurasının, yani buradaki 9.6 en küçük değerinde. O zaman şuradaki alabileceği en küçük tam sayı değeri ya. Of, yine okumayı unutmuşuz gençler. Ya bu en küçük değer 9.6 ise alabileceği en küçük tam sayı değeri de 10 olacak demektir bunun tabii ki. Burası 10'sa bu da 10, bu da 10. Lan üf, tabii gecenin bir yarısı olduğu için kardeşler kusura bakmayın ya, hakkınızı helal edin. Şimdi burası 20 yaptı. Demek ki bu 12, 16, 20 üçgeni alabileceği en büyük değer de tabii ki 16 çıktı kardeşim. Hadi şu köşe taşını da çözelim de yatalım. Birazdan sabah ezanı okunacak neredeyse. Şunun da bir odaklanmasını ayarlayalım dostum. Evet, diyor ki ACB 30 derece. Tamam, 30 var, 90 var. Şurası kesinlikle 60 derece. Bunu bir yazalım. Şimdi 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı olacak 4. Bakın burada bir 5 var, 4 var. Demek ki 3, 4, 5 üçgeni, X dediğimiz yer 3 geldi. Hemen ikinci soruya geçtik. Yine 30'umuzu görüyorum dostum. Şunu da görelim. Bakın muhteşem üçlü yapmış değil mi? Hipotenüsü 2'ye bölmüşse kendi de eşittir. Şuranın toplamı 90 artı 30'dan 120. 120 de ikiz kenar üçgen olduğu için buralarda 30, 30 diye bölünecek. Hatta şurası 30, 90, 60 oldu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı da bunun köküç katıydı. 3 köküç. Tabii bu 30, 60, 90 üçgenin özelliğini bileceksiniz. Bakın yukarıda köşe taşında söylemiş. En kötü ihtimalle benim yine konu anlatım videolarımı izleyin. Şimdi burası 3 köküç ise tabii bunlar da ona eşit. Bu da 3 köküç, bu da 3 köküç. Yani toplam ne çıktı?
6 3 geldi sorumun cevabı. Evet, 3. sorudayız dostlarım. Bakalım ne diyor? Bakın yine şunlar birbirine eşitse burası da 15'tir. 15 15 şurası 30'dur. Şurasında 8 vermiş. AB'nin en küçük tam sayı değeri nedir diye bir soru sormuş. AB neresi? Şuradaki uzunluk. Şimdi diyor ki ABC küçüktür 90. ABC. Şuradaki açımız 90'dan küçükmüş. Diyeceksin ki bu tam 90 olsaydı. 90 olsaydı 8'di 90'ın karşısı. 30'un karşısı 4 olacaktı. Ama diyor ki 90 dereceden küçüktür bu. Bu 90 dereceden küçükse demek ki bunun karşısındaki nereyi soruyordu? AB'yi mi soruyor? Heh, AB'yi soruyor. Bu 90 dereceden küçükse burası 30, burası da 60 dereceden büyük olacak dostum. Demek ki bu 30'un karşısındaki 4'ten daha büyük bir sayı olacak. Bak 90 derece olsaydı 4 olurdu. Ama bu 90 dereceden küçükse demek ki karşısındaki kenar daha da küçük olacak. Yani 8'den küçük olacak. Bu da 30'un karşısındaki de daha da büyük olacak. Yani 4'ten büyük olmak zorunda benim aradığım AB kenarı. 90 olsaydı 4 olurdu. Ama 90'dan küçüldüğü için açı, bu açı ne kadar küçülürse, şöyle küçülttüğünü düşünün bu açıyı arkadaşlarım. Mesela tam 90 iken şöyle olacaktı değil mi bu kenar? Şöyle. Ve burası 4 olacaktı. Ama biraz küçükmüş 90'da. Demek ki 4'ten de küçülüyor. 4'ten de büyüyor. Ne küçülmesi lan, ters söylüyorum. Demek ki 5 olacak sorumun cevabı. Bir anlatamadık ya. Evet, 4 numaradayız dostlarım. 30 var, 12 var. BAC. AC'nin en küçük tam sayı değeri kaç olabilir diye bir soru sormuş bize. Burasını 30 vermiş. BAC'yi de şurayı da 90'dan büyük vermiş. Şimdi burası 90'dan büyük. O halde şuradan bir diklik indirelim biz aşağıya doğru canım kardeşim. Ya ben şu yukarıdaki soruyu bir daha mı anlatsam ya? İçime sığmadı arkadaşlar. Şurayı bir daha düşünelim de tam şey yapamadım, böyle içim rahat etmedi. Şununla anlatayım ben şimdi. Şimdi bu 90'dan küçük. 30 burada. 90'dan küçük. Ben şuradan aşağıya bir diklik indirsem desem. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı burası 4 olur. Şimdi burası 90'dan küçük olduğu için bu dikliği buradan indirdim. Sonra şurası bizim aradığımız kenarda, şu AB'yi soruyor bize. Bakın burası 90'sa AB 90'ın karşısı, yani her zaman dik kenardan büyük olmak zorundadır. 4'ten büyük olacak, yani 5 oldu dostlarım. Sanırım şimdi daha iyi anladınız arkadaşlar. Kusura bakmayın kardeşlerim, gerçekten bu daha, ben tövbe ettim, bu saatlerde soru çözmeyeceğim. Şimdi bu da 90'dan büyük dediği için artık buradan aşağı dikliğimi gönül rahatlığıyla indirdim. Şuraya da 90 diyelim biz. Ya da 90'dan büyük dediği için dışarıya doğru da çizebilirmişiz şu dikliği. Şöyle de çizilebilir. Bunu da bir gösterelim. Hangisi işimize yararsa. 30 BC 12. Şimdi 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı ne olacak? Yarısı 6. Nereyi soruyor? AC'yi. Ha, bulduk bile bakın. AC şu dik üçgende 90'ın karşısı ya, 6'dan büyük olmak zorunda mecburen. Hipotenüs çünkü en büyük kenar. O halde en az 7 olur diyebilirsiniz dostlarım. Evet kardeşler, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın.